Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Spider-Man The Shattered Dimensions'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Evet. Planladığım sürpriz seri buydu. Beni tanıyan birinin tahmin edebilitesi olan bir seri, ancak yine de tahmin edilesi o kadar güçlü olmayan da bir seri. Evet. Genel olarak bu seri hakkında ne olacak diye soracak olursanız, uzun zamandır oynamak istediğim bir oyundu Shattered Dimensions. Fakat firma baya baya oyunu Abandonware seviyesine çekti. 2010 çıkışlı bir oyun olmasına rağmen Activision ve Sony beraber karar alıp Amazing Spider-Man öncesi bütün Spider-Man oyunlarını çöpe attılar. Sitesi bile kapanmış durumda oyunun. Ya da en azından ben baktığımda öyleydi. Defalarca baktığımda. Ve oyunu satın alabileceğiniz bir platform yok. Anca DNR'da falan CD'sine denk gelirseniz alabiliyorsunuz. Fakat oyun aynı zamanda en yüksek puan almış Spider-Man oyunlarından bir tanesi. Hikayesine basitçe değinelim. Tek bir Spider-Man'ı oynamıyorsunuz. Bu arada ses biraz fazla geldi sanki. Müzik sesini azıcık kısalım. Efektler biraz açılabilir. Tamamdır. Ve mesela şu an Spider-Man 2099'u görüyorsunuz. Ve Spider-Man Noir. Basitçe anlatalım. Bir değil, tam 4 tane Spider-Man oynuyorsunuz. Bunlar Amazing Spider-Man, yani asıl Spider-Man. Bu arada Amazing Spider-Man deyince şu yeni filmdeki Spider-Man'i demiyoruz. Bayağı çizgi roman evrenindeki asıl orijinal Spider-Man. 616 evreninde geçen. İkinci olarak Ultimate Spider-Man. Bu da o çizgi filmdeki değil, gene çizgi romanlardaki Ultimate Spider-Man. Daha genç versiyonu halihazırdaki Spider-Man'in, aralarındaki tek önemli fark bu. Bunun yanı sıra hikaye üzerinden de birkaç değişiklik var. Çünkü bütün karakterler biraz genç. Üçüncü olarak Spider-Man 2099. Kendisi Peter Parker olmayan tek Spider-Man'imiz burada. Kendisi Miguel O'Hara adında bir Latin Amerikalı. 2099 yılında yaşıyor. Ve biraz ağır bir Spider-Man hayran diyebiliriz. Kendisine Peter Parker Spider-Man'inden bahsediyoruz burada ve kendisi çeşitli deneyler sonucu ve kazalar Spider-Man oluyor. Aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam Spider-Sense'e sahip olmayan nadir Spider-Man'lerden biri. Ama burada var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü oyunun sadece ilk bölümünü oynadım. Denemek için. Tabii bu o save'i komple sildim bu sıfırdan. Yani her şeyi sizle beraber oynayacağız. Bir de Spider-Man Noir var. 1930'lar polisiye çizgi romanlarından fırlama ya da polisiye filmlerinden fırlama bir Spider-Man kendisi. Evet, o zaman başlayalım. Ve birazdan Stan Lee'nin sesiyle girişimiz başlayacak. Hey there, true believers! Watch as once again, frightening forces are at work in our world, ready to wreak havoc with our very existence. Who or what prowls the halls of Empire State University after dark? None other than the Master of Illusion himself, the menacing Mysterio! The Tablet of Order and Chaos. Selling you on the black market is gonna make me a mint. Good, you can use a mint. I can smell your breath from here. Spider-Man! Evet. Wait, how would you eat a mint through that fishbowl? İngilizce bilenler şu an bayağı komik bir espriye denk geliyordur. Nice! Don't get me wrong, your illusions are nifty, but if you ask me, they could use a little more kick. Nah, souvenirs are available in the gift shop. Stop it!
cease your incessant prattling! But an incessant is the best kind of prattling. What? What's this? Hey, Bubblehead! Think fast! Ve tableti kırıyoruz. Okay. Can somebody tell me what's going on here? Spider-Man, you are needed. Madam Web? As if this night wasn't strange enough already. The Tablet of Order and Chaos is the most powerful of all the mystic artifacts in the world. And you shattered it. Evet, dünyadaki en güçlü mistik nesneyi kırdık. Across other dimensions. Dimensions that are strange reflections of our own. A past unlike ours. A present day out of sync. And a distant future which may or may not come to pass. Is that a cartoon evet. pig? Focus. Spider pig. I require your help. Yours and the help of these three other Spider-Men. The heroes into whose realities the tablet fragments fell. Whoa, whoa, slow down. Other realities? Other me's? Yes, I have explained our dire situation to them. They will be your allies in this quest. But I'm the most charming, right? You must gather all the pieces of the tablet before they fall into the wrong hands. Or our reality, as well as theirs, will be utterly destroyed. Yeah, right. No pressure or anything. Evet, özet geçelim bir. Mysterio bir tablet çalmaya çalışıyordu. Bu tabletin büyük güçlerinden haberdar olmadan çalmaya çalışıyordu bu arada. Tamamen satıp onun da zengin olmayı planlıyordu. Spider-Man bunu durdururken tableti parçaladı. Sonrasında Madame Web. Madame Web kimdir diye soracak olursanız eğer... Spider-Man'in biraz tanrısal güçlere sahip bir mentörü... Ya yol göstericisi diyebiliriz kendisine. Arada ortaya çıkar. Birkaç şaşalı kelime söyler gider genelde. Evet. Madame Web geldi. Bize dedi ki bu tablet boyutlar arası dengeyi sağlayan şudur budur. Aşırı güçlü bir tablet. Ve sen bunu parçaladın. Bunun yüzünden şu an bütün boyutlar yok olma tehlikesi altında. Tabletin parçaları boyutlar arasında bazı boyutlar arasında dağılmış durumda. Sen ve diğer 3 Spider-Man'in yardımıyla bunları toplayacağız. Orada Peter tabii şaşırıyor. Mesela benden başka bayan mı var gibi onu açıklıyor. Ve böyle hiç yük olmayan bir olaya karışıyoruz. Let's get started. These neighborhoods aren't gonna friendly themselves. If you follow my instructions, I will assist you in finding a fragment now. Who am I to refuse a lovely lady? Lead on, MW. All right. You will need to reach that ledge to begin your quest. Wait, this quest involves jumping? And now, scale the wall with your unique adhesive abilities. I believe the technical term is stick'em powers. Yapış onlara gücü. I'm crawling up a wall. Evet, böyle bir espri yaptı ve bu espriyi aklınızda tutun. Tabii ki de duvar atı. I'm augmenting your spider sense. Now, instead of just detecting danger, you have the added abilities of seeing through objects, locating enemies, and discerning structural weaknesses in your environment. Cool. Evet, spider sense'e biraz buff verildi oyun için. Don't let weak structures or other obstacles block your path. Use your webbing to pull that wall down. And that's called breaking an egg. Hey, look what I found. Excellent work. A job well begun is half done. Now to another Spider-Man, and to bestow a different gift upon him. The black suit. What am I doing in the black suit? Bu arada siyah kostümün ne olduğunu bilmeyenler için
Siyah kostüm, simbiyot adında bir uzaylı. Venom kendi adı bu arada. Türü simbiyot olarak geçiyor ve ev sahibine aşırı büyük güçler vermesine yanı sıra ev sahibini genelde ele geçirmeye çalışıyor. Yani ev sahibi için pek hoş şeyler olmuyor. Yani başta aşırı hoşuna gidiyor çünkü aşırı güçleniyor. Ama zamanla ev sahibinin bütün hareketlerini kontrol etmeye başlıyor. Hatta mesela eski 90'lardaki çizgi filmini izleyenler varsa eğer, orada Peter'ın o dönemde aşırı agresif, her şeyi ve hatta öldürmeye meyilli bir Spider-Man olduğunu görmüştür. Neyse, devam edelim. I hate this thing. Stay calm, young Peter. This suit has extra abilities you will need in your quest. Like what? Trying to take over my body? I said stay calm. My psychic powers will keep it from overwhelming you. Yeah. Well, I hope you get the result. Evet, demin geçen muhabbette bu kostümün güçleri bu görevinde senin işine yarayacak güçleri var diyor Madame Web. Peter'ın da dediği şey ne gibi, benim bedenimi ele geçirmek gibi mi diye bir esprisi var ve ardından Madame Web de Madame Web'in kendisinin psychic güçlerinin kostümün yaptıklarını engellediğini söylüyor. Now let's retrieve the next fragment. Spitzbot. Did you just say Spitzbot? First, with your ability to webzip, you can travel quickly from perch point to perch point. Try it now. Occasionally, in order to reach distant perch points, you will have to jump towards them and webzip in midair. Talk about a leap of faith. And you can run across narrow walkways such as this one without fear of falling. Biraz hızlı ilerledik. Agility and powers of adhesion. They're called stick'em powers. Did one of the other me's make that joke already? Diğer benlerden biri bu espriyi çoktan yaptı değil mi diye sordu. Yes, and it was no funnier then. The fragment is at the end of the corridor. Can you swing across to it? Can I? Lady, it's my trademark. I gotta admit, this suit does feel fairly under control. And I feel stronger, faster. Maybe this will work out after all. Fingers crossed. Evet, ve Spider-Man olmanın güzel yanı... ağlar. Ama bu oyunda da maalesef bulutlara ağ atabiliyoruz. I must turn my consciousness to the future and to Miguel O'Hara. Miguel O'Hara, Spider-Man of the year 2099. That's me. Ready to Ve arkadaki Black Cat. Save the universe and looking good while doing it. The next fragment is close. Just ahead, in fact. I'm on it. Gotta watch out, though. This area is property of the Alchemax Corporation, and that means the public eye'll be everywhere. And what, pray tell, is a public eye? Not a what, a who. The police force owned by Alchemax, and I'm not sure which is more corrupt. It's bayağı... Bu arada, burada Spider-Sense'i varmış Miguel'in. Evet. Speak of the devil. Here comes the public eye. Ve polis geldi. Burada polis bir şirketin kontrolünde tamamen ve pek iyi bir şirket değil. This one looks easy. Try a light attack. Stop, Spider-Man. Here comes another. Perhaps something stronger. Keep the battle tips coming, lady. It's like having Sun Tzu as a life coach. Impressive. With your incredible strength, you can probably even knock enemies into the air. Sure can. Wanna see? You must never miss an opportunity to subdue an enemy, even in the air. Try to hit him while he's airborne. Perform a combo. Now this is just overkill. This is cool. Now try to grab your enemy. You're not getting away! Come here, you! Oh no! I didn't mean to make him disappear. You didn't.
I have saved him from peril and transported him to safety, thanks to a dimensional rift caused by the tablet. But please, try not to be so cavalier next time. Good to know you got my back. Guess I'll just worry about my front. Beware, Spider-Man. Here come the last three. Take them out howsoever you choose. You are one bloodthirsty old chick. I like it. Ve polisin icabına baktığımıza göre... It was a good warm-up. So when do I get a real challenge? I fear it will be sooner than you think. And finally, I turn my attention from the future to a world set in the past. Bu arada... Burada bölümleri chapter chapter yapmayı planlıyorum. Yani her chapter bir bölüm ya da iki bölüm. Here comes the Spider-Man. What do we got here? Looks like criminal forces in this world have already found one of the fragments. They've taken over the station. And this used to be such a nice place. Use the shadows to your advantage. Evet, burada biraz Arkham moduna bağlayacağız. You read my mind, sister. Yes, that's what I do. Tamamen gizli saldırılar üzerine. Those typewriters they're slinging are no joke. Won't last long if they open up on me. Agreed. If an enemy spots you, it is imperative to defeat him quickly or retreat, either into the shadows or high above. I have gifted you with new web-swinging powers. They will be useful in this respect. Oh, I like this. Thanks for the enhanced powers, lady. The webs normally just kind of splatter everywhere. Use your spider sense to locate the fragment. There, through that gate. Evet, burada tamamen gizli saldırılarla düşmanların icabına bakacağız. Risking certain death. Evet. Find him. Evet ve böyle ilginç bir biçimde evet, benim stealth'e biraz alışmam gerekecek. Bu arada renkli olduğunuz takdirde Işık altındasınız ve kolayca görülebilirsiniz. Lights out. Ama siyah beyaz ya da siyah beyaz olduğunuz anda ışık altında değilsiniz demektir bu. Ve bu kolayca görülmezsiniz demek oluyor. Lights out. The fragment is close. I feel its presence. May I suggest a stealth attack on this dirty louse? Lady, you're all right. Evet. Peter, çok naziksin. Evet. And that's the end of that. No, Spidey, it's just the beginning. Across many dimensions, these four fearless Spider-Men, in all their various incarnations, must fight to reassemble the Tablet of Order and Chaos. Not just for the sake of their own worlds, but for the fate of every world, in every dimension. Good luck, web-slingers. We're all counting on you. You've recovered the first quarter of the tablet. Excellent. I've always been good at scavenger hunts. Like moths to a flame, those with evil hearts will be drawn to the unleashed power of the tablet, gaining new and frightening powers. So far, you have been fortunate that none of them have fallen into enemy hands. Why'd you have to go and say that? Man, what a jinx. Ve tabii ki de bir düşman eline geçiyor bir tablet.
worthless hunk of nothing. Wait. What's this? Ah, yes. Power. This is what real power feels like. No more parlor tricks and sleight of hand. Mysterio is now the master of real magic. And this is just the beginning. Evet, artık Mysterio bir illüzyonist değil. Yani pek hoş şeyler değil bunlar. Mysterio'yu biz illüzyonist olarak istiyoruz. Evet. Bu şekilde bitti ve şu görevden sonra diğer Spider-Man'lerle oynayabileceğimiz görevler de açılacak sırasıyla. Evet. Bu bölüm sanırım burada bitiyor. Bundan sonraki bölümler bu arada her chapter şeklinde, her chapter'ı bir oturuşta kaydedeceğim. Ama eğer bir chapter olur da 40 dakikadan uzun tutarsa, evet olur, 40 yapmayalım onu, 50 yapalım çünkü 40 olursa, evet 50 yapalım, 50 dakikadan uzun tutarsa onu iki bölüme keseceğim. O yüzden arada bazı bölümlerde girişte merhabalar ben Köfteyiz Köfte dediğimi duyamayabilirsiniz. Evet, basitçe bu. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köfteyiz Köfte'nin günler, iyi eğlenceler ve bu seri hakkındaki yorumlarınızı aşağıda almayı unutmayalım.